yardım için ilk adım. Kazanın nereden nasıl geleceği bilinmez. İlk yardım için ilk adım. Kimin ne zaman yardıma ihtiyaç duyacağı da kesin bir bilgi değil. İlk yardım için ilk adım. Acil yardıma ihtiyacı olan çocuklarınız, anne babanız, eşiniz, hatta kendiniz dahi olabilirsiniz. Merhaba, ben Ada. İnsan yaşamı her şeyden daha önemlidir. İnsan yaşamını tehlikeye sokan durumlarda, sağlık ekibi ve ambulans gelinceye kadar geçen sürede, kazazedelerin veya hastanın tek şansı en yakınındaki ilk yardım bilgisine sahip insanlardır. İşte bu programda uzman kişiler temel ilk yardım konularını uygulamalı olarak ekranlarımıza taşıyacak. Bu hafta trafik kazalarında ihtiyaç duyabileceğiniz ilk yardım bilgilerine bu program aracılığıyla ulaşırken, gerçek bir kazada ilgili kişilerin yaptığı müdahaleyle kurtulan hayatları izleyeceksiniz. Ayrıca hepimizin ilk yardım konusuna ne kadar duyarlı olduğu da bu programda ortaya çıkacak. İlk yardım konusunda bir şey biliyor musun? Ehliyet alırken öğrenmiştim. Aslında fazla bir şey bildiğimi söylenemez ama yani genelde klasik şeyler işte. Neler bunlar? Yani ilk yardım derken şey önemli ama yani o andaki pozisyon önemli. Valla ben hiçbir şey bilmiyorum artık. Ne yapardım bilmiyorum. Herhalde elim ayağım birbirine tutuşurdu. Hiçbir şey yapamazdım. Pek çoğumuz hiç beklemediğimiz bir anda küçük ya da büyük kazalara tanık olmuşuzdur. İlk yardım genelde bizim toplumumuzda en az bilinen bir şeydir. Belki bu kazalardan biri sizin de başınızdan geçmiştir. Çünkü her an başımıza gelecek olaylardan bir tanesi yani. Her an karşı karşıyayız. Ve belki çok yakın bir zamanda biri sizin yardımınıza ihtiyaç duyabilir. Rahat nefes almasını, duruş pozisyonlarını. Nasıl durmasını sağlar? Başa destekli, uygun bir yatış pozisyonu. Hatta onun tek şansı siz olabilirsiniz. Her türlü ilk yardım uygulamasında temel kuralımız öncelikle ek kazalara meydan vermemek. İlk yardımda bir takım kanunlarımız var, bir de kurallarımız var. Kanunlarımız hiçbir ilk yardım uygulamasında değişmiyor. Kurallar ise her olayın kendine özgü dinamikleri çerçevesinde değiştirilebiliyor. Kanun 1, ek kazalara meydan vermemek, olay yerinin güvenliğini sağlamak. Trafik kazalarında hepimiz gayet iyi biliyoruz ki heyecanla ilk yardıma gidenler çoğu kere arabalarını biçimsiz park ettikleri için ek kazalara meydan veriyorlar. Bununla beraber ev ortamında tüp gazdan zehirlenen bir yakınına yardıma koşarken yine çevre güvenliğini ihmal ettiği için gazdan zehirlenip gelen eşler, yakınlar, bunlar da karşılaştığımız olaylardan. Yine elektrik çarpmış bir insana heyecanla önce şalteri indirmeden yardıma koşanlar elektrik çarpmasına uğruyorlar. Ve bunlardan özetle çevre güvenliğini sağlamak artı ek kazalara meydan vermemek madde 1. Madde 2 yani kanun 2 yardım çağırmak. Bu genelde ihmal edilen bir olaydır. Cep telefonu, telsiz veya herhangi bir araçla, olmadığı üçüncü bir şahısla yardım istemek gerekir. Çünkü ilk yardımın daha sonraki aşamalarında göreceğiz. Bazen birden çok insana gereksinme vardır. Ki bu her zaman için daha etkili insan taşınmadır, daha etkili ilk yardımdır. Çünkü ilk yardımı başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra piliniz biter, enerjiniz tükenir. Ondan sonra ümitsizlik başlar. Ama kafanızda yardım geliyor gibi bir imaj varsa o zaman daha güvenli, daha sağlıklı ilk yardım yaparsınız. Demek ki kanun 2, yardım çağırmak. Bu insanlar 24 saat yardıma ihtiyacı olanların yanında. Ve ilk öğrendikleri şey umutsuzluk ve korkuyu yüreklerinden atmak. Yerine soğukkanlılığı koymak. Artık otomatiğe bağladıkları ilk yardım prensiplerini ihtiyacı olana harfiyen uyguluyorlar. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Alo, ben doktor diyordum. Şimdi iki trafik kazası getiriyorum. Bir de acil haber ver. Burak Tüzü'nü var. Ben kaldım.
madde 3'e başlıyoruz. Arkadaşlar madde 3'te artık kazazenenin değerlendirme aşamasına girmiş bulunmaktayız. Bir kazazenenin neye ihtiyacı var? Bunu çok iyi anlamamız lazım. Çünkü bazen kalbi çalışan, soluk alıp veren bir insana lüzumsuz yere kalp masajı yaptığımızda onun hayatına son verebiliriz. Bu noktada deyim yerindeyse ne yapmamız lazım? 4 uzvumuzu kullanmamız lazım. 5. uzvu tat uzvunu ihmal edebiliriz. Dokunma, görme, koklama ve duyu uzuvlarımızı kullanmamız lazım. Çünkü zamana karşı bir yarış vardı. Bu adamın hakikaten neye ihtiyacı var? Onu anlamak için kazazenenin yanına süratle geliriz. Artık etrafta tehlikeyi bertaraf etmişizdir, değil mi? Çevre güvenliği sağlamışızdır. Kazazenenin alnına elimizi koyarız. Ki iki yardım genelde yerde yapılır. Ben size burada anlayabilirsiniz diye bunu yukarıda gösteriyorum manken üzerinde. Birazdan uygulamayı yerde yaparken daha iyi anlayacaksınız. O andan itibaren artık kazazenenin değerlendirmesi başlanmış demek.